Merhaba. PostgreSQL'de diğer programların dillerinde olduğu gibi değişken tanımlama en temel programatik gereksinimlerden bir tanesi. Bunu herhangi bir seviyede programlama yapmak istediğinizde kullanmanız gereken bir temel bilgi gibi düşünebilirsiniz. Ve veri tabanı programlamada da bu çok önemlidir. Peki değişken tanımlamada neyi nasıl yaparız? Bununla ilgili birçok yöntem var. Fakat özet olarak şöyle bir sintaksten bakacak olursak, mesela bir integer tanımlayabiliriz. Integer tipinde bir değişken örneğin. User ID bizim değişkenimizin adı oluyor. Veri tipi de integer burada integer oluyor. Bunun default değeri null olacaktır. Eğer başlangıç değeri vermek isterseniz buna default bir değer vermeniz gerekir. Şu şekilde. Örneğin quantity nümerik bir değer verilebilir. Bu genel olarak şöyle özetlenebilir. 5. Bunu yazdığınızda şu demek oluyor Türkçesi. Örneğin şöyle bir değer alabilir. 5 basamaktan oluşan, pardon 6 oldu. 5 basamaktan oluşan bir değer. Şunu şu şekilde yaptığınızda örneğin 5 şöyle oluyor. Örneğin 256 nokta 36. Gördüğünüz gibi burada 5 rakamda oluşuyor bu. 5 ayrı ayrı rakamda oluşuyor ve şuradaki yıldızdan sağ tarafında iki tane farklı scale deniyor buna. Scale var. Yani toplamı 5 rakamda oluşur ve noktadan sonra da iki tane olmasını istemişsinizdir. Eğer şöyle yaparsanız 3, o zaman da eğer 5'i değiştirmezseniz şu olur. Şu şekilde bir kullanım yapabilirsiniz. Böyle düşünülebilir. Ama şu şekilde yapmamız şu an yeterli. URL bu özette string gibi düşünülebilir. Varkar. Peki şu nedir? My row örneğin. Adı üstünde benim satırım. Satır. Tek bir satırı almak ister. Ne demek bu? Bu Oracle'da da aynı bu şekilde var. Oracle bilenler için bu çok tanıdık olacaktır. Orta seviye Oracle PLSQL programları yapmış kişiler için. Şöyle denebilir. Bir tane tablonuz var. Bu tabloda diyelim ki user ID, first name, last name var. Yani 3 tane sütundan oluşuyor. Siz bu tablodaki satırın sütun yapısını komple almak istiyorsunuz. Yani ID, first name ve last name kısmını komple almak istiyorsunuz. Ve şuradaki myRow değişkeninizin yapısını da bu 3 sütunlu bir şekilde değişken olarak oluşturmak istiyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki tablo adı örneğin users olsun. Users'ın neyi? Yüzde ile tanımlıyoruz. Boşluk bırakmadan row type. Yani users'ın row tipini, satır tipini kopyala. Kopyala dediğime bakmayın. Onun değişken yapısını al. Benim myRow değişkenime ata. Aynı şekilde şu da olabilir. MyField. Field dediğimiz şey aslında programatik olarak sütunun adı gibi düşünebilirsiniz. Gibi değil aynı aslında. Table name gene users olduğunu varsayalım. Users nokta dediğinde bunun anlamı şudur. Yani tablonun içindeki sütunlara bakıyorum demek artık. Nokta column name. Ne demek bu? Mesela oradaki ID alanı. ID alanına bir yapı kurmuştuk biz. Diyorum ki users şöyle users nokta ID'nin tipini al. Ve benim şuradaki değişkenimin tipini bul olacak şekilde oluştur. Bu birçok açıdan faydalıdır bu kullanım. Daha önce hiç kullanmayanlar için tuhaf gelebilir. Fakat şöyle düşünün. Binlerce satır PLSQL ya da PLPGSQL yazıyorsunuz. Burada değişken yapısını vesaire hepsini belli bir plan doğrultusunda yazıyorsunuz. Ve oluşturduğunuz programatik yapı sonradan şu şekilde değişebilir. Users tablosunun diyelim ki ID'si değil de örneğin orada bir alanın tipini desimal yani nümerik 5.5 virgül 2'den 5,3'e çıkardınız. Böyle bir yapı değişikliği yaptınız, oluşturdunuz. Ya da integer'dan
Örneğin string'e dönüştürdünüz. Yani varkara dönüştürdünüz. Böyle bir senaryoda siz şu şekilde doğrudan gidip o tablonun sütun yapısını ya da satır yapısını komple kopyalayıp aldığınızda oluşturduğunuz script'lerde çok fazla değişiklik yapmanıza gerek kalmaz. Çünkü zaten bu oluşturduğunuz değişkenler gidip o tabloda, yani sizin sonradan değişiklik yaptığınız tablodaki satır yapısını komple kopyalıyor ya da oradaki sütunun tipini komple alıyor. Siz o tabloda, o sütunda bir değişiklik yaptığınızda şuradaki de diğer, yani onlarca farklı script'te yazdığınız değişkenlerin de tipi otomatikman değişmiş olacak. Record da bir nevi record set, kayıt seti, yani komple bir kaydı almak istediğinizde kullanılabilir. Şunları geri alıyorum. Quantity, bunlar da tahmin edeceğiniz. Şurada sadece constant, özellikle constant belirteyim. Mesela user ID'nin değişmez bir şey olmasını istiyorum ben. Constant olsun. Değişmez. Bir kere initialization işlemi yapıldığında, yani başlangıç değeri oluşturulduğunda, nesne initialize edildiğinde ondan sonra tekrar değiştirilmez. Bir nevi çok basitçe pi sayısı gibi düşünebilirsiniz. Siz pi'nin değerini bir kere verdiğinizde uygulama çalıştığı sürece bir daha onun değerini değiştiremezsiniz gibi. Şimdi yazalım. Neler yazacağız? Şurada öncelikle do değişken yapısını oluşturuyorum şurada. Tabii ki dolar işareti. Sonra declare begin end. Hemen şuraya bir yapıyı kurayım. Bu da şöyle olacak. Counter integer bir değerini vereyim. First name, bu da varkar olacak. 50 karakter alabilsin. Örneğin default, yani ya da herhangi bir şekilde isim vereyim. Cihan olsun. Last name. Bu da gene varkar. Şurayı komple alayım. Çok fazla uzatmayayım. Bazı şeyleri hızlandıralım. Payment. Numerik. 11. 11'e 2. Sebebini biliyorsunuz artık. Neden 11? Yani epey bir uzun bir değer olabilir demek bu, kısacası. Şöyle yaptım. Hatta 90 şöyle bir şey olsun gibi. Şimdi bunu yazalım. Notice ile fırlatalım. Ne yapıyoruz burada? Yüzde. Önce yer tutucular yapacağım. Ne olsun? Cihan, Özhan. Tabii şurada counter bilgisini yazarız. Sonra Cihan, Özhan. Kadar ödeme aldı gibi bir şey. Hatta şöyle olabilir. Mesela TL. TL yapalım. Şimdi de buna parametreleri gönderiyorum. Counter 1'e gidecek. First name 2'ye, last name 3'e, son olarak da payment. Ne kadarlık bir ödemeden bahsediyoruz? Bu. Şuraya da tabii doları unutmayalım. Kapatıyorum. Çalıştır. Evet, patladık. Harika. Çünkü şunu biraz aç. Biraz nefes alsın. Çalıştır. Yine patladık. Çünkü bu bir string. Ama C Sharp yazmıyoruz, değil mi? Şunları böyle oluşturmamız lazım. Başarılı. 1. Can Özhan şu kadar TL kadar ödeme aldı. Daha gerçekçi yapalım. Şöyle bir şey. TL ödeme aldı. Gibi. En temel değişken tanımlama yöntemi PostgreSQL içerisinde. Bunun hemen hemen neredeyse aynısını Oracle'da da kullanabilirsiniz. Hatta SQL Server'da da çok benzerdir. Tabii ki sintaksler değişiyor. Devam ediyorum.
şu yapıyı kopyalayayım. And hop, şöyle bunu da al, yapıştır. Devam edelim. Do, declare, begin ve end yazdık. Örneğin, created at. Yani şöyle bir basit bir örnek yapacağım şimdi. Now, şu anın tarihini alacağım ve benim created at değişkenime atayacağım bunu. Sonra da race notice. Şuraya bir yer tutucu yüzde ile yer tutucu koyuyorum ve created at diyorum. Bu kadar. Gördüğünüz gibi şu anın saati. Gece 11'i çeyrek geçiyor. Gibi. Başka birçok şey yapılabilir. Daha önce söylemiştim. Mesela şunların tipini. Created at. Diyelim ki hani şuradaki örneği gerçekleştirelim. Mesela column type şu. Bir örnek vermek gerekirse. Şu an böyle bir tablomuz yok ama users'ın diyelim ki created at diye bir sütunu var. Ben onun tipini almasını istiyorum. Tabii ki pardon, düzeltiyorum. Burası değil. Şu. Time kısmında bunu bu şekilde yazacağım. Çünkü burası default değer. Yani düzelteyim. Initialization yaptığımız yani atama yaptığımız bir alan. Değer ataması yapıyorum ben burada. Now'dan gelen değeri alıyorum. Şurası da onun tipi oluyor. Bu da adı. Git oradan al ve onun tipi neyse bu created at'e de onu koy. O şekilde oluştur. Gayet başarılı. Sorun yok. Şunu herhangi bir tip yapabilirsiniz bu arada. Ayrıca son olarak şunu da ekleyeyim. Bir alias da tanımlayabilirsiniz. Şöyle. Mesela bir değişken tanımladınız. Bunun name 1 olsun. Alias for name bla bla. Şöyle. Yani şöyle bir değişkenin adı var diyelim. Değişkenim var. Bunu sen yeni bir isimle kullanmak istiyorsun. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yeni new name şurası oluyor. Şurası da old name gibi bir kullanımda mümkün. Bununla ilgili de örnek araştırabilirsiniz.